İtiraf etmeliyim ki çocukken kara kedi gördüğünde 3 defa saçını çekenlerden biri de bendim. Her nasıl olduysa maalesef Türk toplumunda böyle bir batıl inanç yayılmayı başarmış. Fakat kara kedilerle ilgili şimdi anlatacaklarım değil 3 kez saçınızı çektirmek, size saçınızı başınızı yoldurtacak cinsten. Bu kedilerle ilgili orta yolu bir türlü bulamamış olmamızın insanlığın başını nasıl bir belaya soktuğunu dinleyince hayret edeceksiniz. Antik Mısır'dan karanlık ortaçağ Avrupa'sına, Amerika'dan Japonya'ya ve Türkiye'ye kadar siyah renkli kedilerin gizemli ve bir o kadar da karanlık tarihini dinlemeye hazırsanız başlayalım. Videomuza kara kedilerin insanlardan daha fazla değer gördüğü bir dönemle başlıyoruz. Bakın antik Mısır'da neler yaşanıyormuş. Hem evcilleştirilmiş hem de vahşi kediler eski Mısır toplumunda kutsal hayvanlar olarak görülüyordu. Zarafetleri, çeviklikleri ve avlanma hünerleri özellikle de yiyecek kaynaklarını haşerelerden korumaya yardımcı olan kemirgen popülasyonunu kontrol etme yetenekleri nedeniyle takdir ediliyorlardı. Mısırlıların kedilere olan saygısı, tanrıça olarak inandıkları Bastet'e uzanıyor. Eski Mısır inancına göre Bastet, haşa siyah renkli bir kedi tanrıydı. Yuva, doğurganlık ve koruma ile bağlantısı olan Bastet'in, bir annenin besleyici ve koruyucu niteliklerini somutlaştırdığına inanılıyordu. Kara kediler, geceyi ve sakladığı sırları simgeleyen koyu renkli kürkleri nedeniyle genellikle Bastet ile ilişkilendirilirdi. İlahi olanla gerçekleştiğine inanılan bu bağlantı, eski Mısır toplumunda kara kedileri statüsünü daha da yükseltti. Antik Mısır'da şayet evinizde beslediğiniz kediniz ölürse, üzüntüden kaşlarınızı kazıtıyor ve hayatını kaybeden kedinin ardından yas tutuyordunuz. Eğer ki bir kediyi öldürürseniz, Mısırlıların inanışına göre Tanrıça Bastet bunun hesabını sizden mutlaka soracaktı. Ama Mısır'daki kanunlar onun hesap sormasını beklemeden zaten kedi öldürdüğünüz için idama mahkum olacaktınız. Üstelik kedinin bilmeden yanlışlıkla canını alsanız bile idam cezasından kaçamıyordunuz. Yani kedinin hayatı sizinkinden daha önemliydi. Eski Mısır'da kedilerin ateşten çok korktukları bilindiğinden dolayı bir evde ya da başka bir yerde bir yangın çıktığında kedilerin paniğe kapılıp alevlerin içine doğru koşturmamaları için Mısırlılar tarafından etten bir duvar örülürdü ve böylece kendi canlarını tehlikeye atarak kediyi ateşten korumaya çalışırlardı. Kediler o kadar önemliydiler ki onlar da hayatlarını kaybettiklerinde mumyalanarak öbür dünyada sahiplerine eşlik edeceği inancıyla onların yanına gömülürlerdi. Başta kara kediler olmak üzere Mısır sanatı ve sembolizminde çok sayıda eser ve tasvirde kediler açıkça görülmekte. Antik Mısır'da Bastet, Sekmet ve Maftet olmak üzere 3 tane kedi tanrısı inanışı vardı. Bunlar ya kedi başlı kadın ya da kadın başlı kedi olarak tasvir edilirdi. Kara kedilerin böylesine sapkın boyutlarda önem kazandığı o antik Mısır zamanlarından çok sonra günümüze doğru yaklaşırken bu durum öylesine tersine dönüştü ki şimdi duyacaklarınıza hazır olun. Beşinci yüzyıldan 15. yüzyıla kadar uzanan ortaçağ Avrupa'sında kara kedi algısı önemli bir dönüşüm geçirdi. Başlangıçta eski uygarlıklarda hayranlık ve saygı duyulan kara kediler bu dönemde kötülüğün, büyücülüğün ve uğursuzluğun simgesi haline geldi. Algıdaki bu değişim, batıl inançlardan, dini inançlardan ve bilinmeyeni çevreleyen korkulardan büyük ölçüde etkilendi. Ortaçağ Avrupa'sında kara kedilerin rolünü anlamak için onların tarihsel bağlamlarını ve imajlarını şekillendiren inançları derinlemesine incelememiz gerekli.
12. yüzyıla gelindiğinde Hristiyanlığın Avrupa kıtasına yayılması ile pagan inanç ve uygulamalarının bastırılmaya çalışılmasıyla kara kedilerin de karanlık tarihinin en kötü zamanları başlamış oldu. Ortaçağ Avrupa'sında kilise güç kazandıkça kara kediler şeytan ve büyücülük uygulamalarıyla ilişkilendirilmeye başladı. Kara kediler gece alışkanlıkları ve pagan ritüelleriyle tarihsel bağları nedeniyle hedef alındı. Siyah rengi aynı zamanda kötülüğün ve karanlığın sembolü olarak kabul edildi ve bu da kara kedilerin olumsuz algılanmasına katkıda bulundu. Ama kara kedilere en önemli tepki cadıların ortaya çıkmasıyla başladı. Ortaçağ Avrupa'sında halk arasında cadı korkusu büyüdükçe onların zarar verme ve doğaüstü güçlerini kötü işler için kullandıkları yeteneklerine dair bir inanç oluşturdu. Ortaçağ'ın sonlarında cadı korkusu ve onların sözde kötü uygulamaları yaygınlaştı ve Avrupa çapında cadı avları ve cadı mahkemelerinin ortaya çıkmasına yol açtı. Cadı avları ve davaları arttıkça bu durum çoğu kadın olmak üzere binlerce insanın büyücülük yapmakla suçlanarak zulme uğramasına ve infaz edilmesine yol açtı. Nihayet 13 Haziran 1233 tarihine gelindiğinde Katolik dünyasının papası 9. Gregory bir fetva yayımladı. Bu fetvada özellikle kara kedilerin şeytanla doğrudan ilişkili olduğu belirtilerek onların öldürülmesi gerektiği ifade edildi. Bu nedenle bu tarihten itibaren 300 yıl boyunca milyonlarca kedi, özellikle kara kediler, kilise tarafından yakılarak cezalandırıldı. Kara kediler bir torbaya doldurulup kalın bir ağaç dalına asılırken torbanın altında büyük ateşler yakıldı. Torbadaki kediler yanarak çığlık attıkça insanlar şeytanın daha fazla korkacağına ve oradan uzaklaşacağına inandılar. Fakat 300 yıl boyunca uyguladıkları bu akıl almaz katliamın hayret verici bir geri dönüşünün olacağını hiçbiri tahmin etmiyordu. Kara kedilerin bu infazının nasıl bir kıyamet senaryosunu başlattığını az sonra anlatacağım. Kara kedilerin cadıların yakınları olduğuna inanan Avrupalılar, bu kedilerin cadıların büyü yapmalarına ve kötü niyetli işler yapmalarına yardımcı olduğuna inanmaya başlamışlardı. Ayrıca cadıların seyahat etmek ve fark edilmeden hareket etmek için kendilerini kara kedilere dönüştürebileceklerini düşünüyorlardı. Bu yüzden kara kediler büyücülüğü sembolize etmeye başladı. Kedilerin gözlerinde bulunan ve ışığı yansıtan Tapetum Lucidum adlı katmanın etkili olduğundan bu katman sayesinde kedilerin gözlerinin daha parlak görünmeye başlamasıyla siyah kedilerin renkleri nedeniyle bedeni görünmezken sadece gözlerinin görülmesi insanları ayrıca korkutuyordu. Sıra bu dönemde kara kedilere yapılan zulmün yıkıcı sonuçlarına geldi. Büyücülükle suçlanan insanlarla birlikte sayısız kara kedi avlandı ve öldürüldükten sonra hesaba katılmayan bir sorun patlak verdi. Kediler fare avlayan ve fare popülasyonunun dengelenmesinde önemli rolü olan hayvanlardı. Özellikle kara kediler geceleri neredeyse gözükmedikleri için en iyi fare avcıları onlardı. Ama ortada özellikle kara kedi kalmayınca Avrupa'nın genelinde müthiş bir fare patlaması yaşanmaya başladı. Fare popülasyonunda yaşanan bu artış 14. yüzyılda hıyarcıklı vebanın hızla yayılmasına katkıda bulundu. Ve sonunda kara ölüm olarak da bilinen tarihin en ölümcül salgını ortaya çıktı. Kedilerin yok edilmesinden sonra gerçekleşen bu büyük veba salgını tahminen Avrupa nüfusunun 3'te 1'inin ölümüne neden olarak tarihteki en ölümcül salgına dönüştü. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında yayılan bu hastalık Avrupa nüfusunda büyük bir ölüme sebep oldu ve dönemin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısında derin etkiler bıraktı. Geçmişte yaşanan tüm bu akıl almaz olaylara rağmen kara kediler günümüzde hala suçsuz yere pek çok toplumda uğursuz canlılar olarak anılmakta ve başta Cadılar Bayramı olmak üzere kara kediler çeşitli zulümlere maruz kalmaktalar. Günümüzün Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında karanlık tarihleri dolayısıyla kostümlerde, dekorasyonlarda ve popüler kültürde kara kediler kullanılmaya devam ediyor.
Ne yazık ki bazı insanlar Cadılar Bayramı mevsiminde kara kedilere zarar vermek, onları ritüeller için sahne malzemesi olarak kullanmak veya eğlence amacıyla kötüye kullanmak için bu ilişkiden yararlandıklarından dolayı Cadılar Bayramı'nın olduğu Ekim ayı boyunca olası zararlardan korumak için birçok hayvan barınağı kara kedilerin sahiplenilmesini kısıtlayan ve yasaklayan politikalar uygulamakta. Bu politikalar kara kedilerin kötü niyetli kişiler tarafından sahiplenilmesini engellemeyi, hayvanların güvenliğini ve refahını sağlamayı amaçlamakta. Türkiye'de ise İslam'ın kedilere büyük değer veriyor olması, hatta kedinin içtiği kaptaki suyun temiz kabul edilmesi dolayısıyla kedilerin hemen her yerde güven içinde yaşadıklarını görebilmekteyiz. Daha önce onlar hakkında hazırladığım bir videoda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kedisi Müezzadan da bahsetmiştim hatırlarsanız. Ama her nasıl olduysa kara kedilerle ilgili batıl inanç bizim toplumumuza da bir şekilde girmeyi başarmış olacak ki pek çoğunuz sokakta bir kara kediyle karşılaştığınızda 3 defa saçınızı çekmeniz gerektiğine dair o garip inanışı duymuşsunuzdur. Hatta bir yakınınızla ilişkiniz bozulduğunda aramıza kara kedi girdi gibi bir söylemi de hemen hepimiz kullanıyoruz. Neyse ki bu harika canlılar için özel bir gün bulunmakta. Tüm dünya tarafından 27 Ekim'de kutlanan Dünya Kara Kediler Günü. Bu önemli günde kara kedilere yönelik süregelen ön yargı ve yanlış anlaşılmaları ele almayı, bu güzel hayvanların benzersizliği ve değerlerinin vurgulanması amaçlanmakta. 27 Ekim'de onları hatırlamayı unutmayın. Bu arada dünya genelinde kara kediler üzerinde oluşmuş olan bu kötü imaja rağmen, Japonya'da tam tersi kara kediler oldukça olumlu çağrışımlar yapmaktadır. Mesela Japon kültüründe kara kediler, bekar kadınların potansiyel talihlerinin çıkma olasılığını arttırdığının yanı sıra kişiye servet getirdiğine inanılmakta. Kara kediler, anime, manga ve video oyunları gibi Japon pop kültürünün çeşitli yönlerinde öne çıkmakta. Japon kültüründe kara kediler, onlara olan olumlu bakışı yansıtacak şekilde genellikle benzersiz yeteneklere sahip gizemli ve doğaüstü yaratıklar olarak tasvir ediliyorlar. Peki siz kara kediler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben eğer ileride kedi sahiplenmeye karar verirsem hepsi birbirinden güzel olmasına rağmen tercihimi kara kedilerden yana kullanacağımı düşünüyorum. O halde videomuzu Çinli filozof Konfüçyüs'ün düşündürücü bir sözüyle kapatalım. En zor şey karanlık bir odada kara kediyi aramaktır. Özellikle de odada kedi yoksa.